Dayan bir tane. Bak hastaneye geldik. İyi olacaksınız Ceylan Hanım. Allah'ın izniyle bebeğiniz de siz de iyi olacaksınız. Kerem. Evde oturuyorduk. Birden kusmaya başladı. Sadece kusuyordu. Midesi falan bulanmıyordu. Hastaneye gelmek istemedi ama kasılmalar olunca... Tamam Kerem, tamam. Sakin ol. Bebek için korkuyordum. Belki de daha önce gelmeliydik ama ben ne yapacağımı bilemedim. Önce şu kusmayı durduralım. Sonra neler olduğuna bakarız. Ceylan'ı hemen odaya alın. Başüstüne. Ceylan, dur. Böyle gidemez. Bu bebeği ne kadar istediğimi bilmiyor musun? Ona kavuşmak için neler çektiğimizi unuttun mu? Ben bu bebeği tam 10 yıl bekledim. Aşkım, ne olur beni dinle. Senin doktorları herkesi yeteri kadar dinledim. Evet, beynimde bir tümör var ve beni öldürecek. Tedavi olabilirsin. Ama bunun için bebeğimi benden alacaklar. Ceylan, doktorları duydun. Tedavi olursan yaşama şansın daha yüksek. Olmazsan kaç ay yaşayacağım belli değil. Sus, sus. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. O lanet sayılardan bahsetme bana. Ben bir istatistik değilim. Kerem, anlıyor musun? Bu bebeğin annesiyim. Ve ne olursa olsun bebeğimi vermeyeceğim. Ceylan. Tedavi olması için ikna etmeliydim. Kendini suçlama. Ne sen ne de biz onu bu kararından vazgeçirebilirdik. O sadece yavrusuna hayat veren, ölmeden önce onu görebilmek isteyen bir anne. Bebeğim nasıl? Bir şey yok değil mi? Bebeğin gayet iyi. Merak etme. Ama sen... Ben önemli değilim. O gölgelerin ne dediği umurumda değil. Gölgeler? Elindeki fotoğraflar. Evime gitmek istiyorum. Haldun Bey, lütfen. Ceylan, inan bana bebeğin için en iyi yer burası. Yalvarırım bir tanem. Haldun Bey'i dinle. Beynin sol frontal lobunda bulunan tümör, 6 aydır hiçbir tedavi uygulanmadığı için hasta her geçen gün kötüleşti. Şu anda kurtulma şansı yok. Filmlerine bakılırsa CBM denilen habis bir tümörle karşı karşıyayız. Kanser ve embriyo aslında doğaları açısından fazlasıyla benzerlik gösteriyorlar. Her ikisi de süratle büyüyen hareketli hücreler. Ve ikisi de büyüyebilmek için Ceylan'dan besleniyor. Zavallı Ceylan. İki cephede birden savaşmak zorunda kaldı. Ve anne çok yakında bu savaşı kaybedecek. Habis hücreler beyin köküne ve omuriliğe kadar yayılmış. Bebek 8. ayında. Sezaryenle alabiliriz. Eğer Ceylan'ı biraz tanıdıysam... zamanı gelmeden buna asla izin vermeyecektir. Yine de tekrar konuşmakta fayda var. Tabii. Ama her şeye hazırlıklı olalım. Benim ameliyata girmem lazım. Hani kendini üzmek yoktu? Üzmüyorum. Sadece hamilelik duygusallığı işte. Ceylan, durumun gittikçe kötüleşiyor. Eğer hemen bebeğini sezaryenle almazsak... Bu kadar bekledim. Biraz daha bekleyebilirim. Merak etme, bir sorun yaşanmayacak. Biliyorum. Ama daha hazır değiliz. Zamanı gelmedi. Lütfen Haldun Bey. Peki Ceylan. Dur. Ceylan'ın durumunda en ufak bir değişiklik olursa bana bildirmeni istiyorum. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz, inanamıyorum. Bunun güçlü olmakla ilgisi yok. Sadece anne olmakla ilgili. Ben bütün annelerin yapacağı şeyi yaptım. Benim annem dışında. Neden öyle söyledim? Siz ölümü bile göze alarak bebeğinize hayat verdiniz.
Ama benim annem hiç umursamadan beni sokağa bırakmış. Eminim onun da kendince bir sebebi vardır. Yoksa hiçbir anne yavrusundan ayrılmak istemez. Bu kamera niçin? Merhaba bir tanem. Belki de bu senin için kaydedebildiğim son kaset. Çünkü artık fazla zamanım kalmadı. Sanırım yakında ayrılacağız. Ama hiçbir ayrılık benim biricik oğlum olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Sen benim bu dünyada yaptığım en güzel şeysin. Seni hiç görmesem de babam gibi yakışıklı ve benim gibi inatçı olduğunu biliyorum. Mutlu olmak için inatçılıktan arada bir vazgeç olur mu? Ama inandığın bir şey bulursan hayatın pahasına vazgeçme. Çünkü asla pişman olmazsın. Ben vedalardan nefret ediyorum. O yüzden sadece seni çok seviyorum bebeğim. Ceylan. Ceylan. Ceylan nefes al. Nefes al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.